Çok değerli hocam, Mikail Kabak hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi'nin ilçe başkan yardımcıları, meclis üyeleri arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Kızılay Meclisi'nin değerli üyeleri, değerli delegeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, idarecileri, bu mutlu günümüzde bizim yanımızda olduğumuzdan çok mutlu olduk. Hepinizi sevgi, saygıyla hoş geldiniz, sefa getirdiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirler, değerli bağışçılarımız, gönüllerimiz, kıymetli delegelerimiz, çok değerli konuklar, sevgili Kızılaycılar, değerli, saygıdeğer temsilcileri. Biliyorsunuz ki Kızılay ailesi olarak birbirinden önemli çalışmalara imza attık. Ülkemizin dört köşesine milletimizin ve hayırseverlerin yardım yerini ulaştırdık. Mazlumları ve ihtiyaç sahiplerini sevgimizde ve şefkatimizde kucakladık. Nerede bir ızdırap, haksızlık, hukuksuzluk, zalimlik gördüysek sesimizi sonuna kadar yükselttik. Bunların pek çoğuna yerinde şahit oldunuz. Tarafınızca da malum olduğu üzere ailemiz proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan temini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak gayesiyle çalışmalar yapmaktadır. Nihayetinde Kızılay insanın yardım hizmetinde model alınan insanların en zor anında yanındaki kurum olmayı amaç edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kızılaycılık bayramı olarak da kabul ettiğimiz yurdumuzun dört köşesinde Kızılaycılarla ve bizi iyilik yolunda destekleyen Kızılay sevdalıları ile kucaklaşma fırsatı bulduğumuz olağan genel kurulumuza yeniden hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkan Ayhan Balcı'ya o güzel konuşmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bir listemizde divan oluşturacağız. Divan Başkanı olarak Sayın Özcan Doğan Beyefendi'yi teklif olarak vereceğim zaten. Muhammed Kaan Ekşi, Oğuzhan Bel, Biberoğlu'nu teklif olarak verildi. Oylarınızı da sunuyoruz. Kabul edenler kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Başkan. Evet, üyelerimizi de çağırıyoruz. Bir zahmet. Katip olarak. Muhammed Kaan Ekşi, Oğuzhan Bel, Biberoğlu. Sizleri de buyurun alalım. Ben teşekkür ediyorum. Sözü divan başkanıma bir hoş geldin konuşması yapabilir. Teşekkür ediyorum. İzliyorum. Benim gördüğüm kadarıyla
sayıda dışarıdan takip ettiğim kadarıyla Kızılay'ın içinde değildim ama son dönemde Kızılay gerçekten Tabela Derneği'den çıkıp gerçekten sahada faaliyet gösteren dernek şekline kavuştu. Hızlı bir ivme kazandı. Bu çalışmayı yapan başta Ayhan Bey ve yönetim olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bu ivmenin de önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edeceğine inanıyorum, umuyorum. Değerli arkadaşlar, gündemimize geçeceğim. Başkanlık divanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı gündemimize geçiyorum. Sıralamamızda o var. Buyurun, saygı duruşunda bulunmak üzere. Sevenliği ülke sınırlarını aştı. Kan oldu, hayat verdi. Çorba oldu, karın doyurdu. Bağışları ihtiyaç sahiplerine bağlayan köprü oldu. Kırmızı Hilal gittiği her yerde insanlara paylaşmayı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı öğretti. Tarafsızlığın, eşitliğin, işbirliğinin, barışın ve dostluğun simgesi oldu. Arkasında milyonlarca gönüllü yardımseven biriktirdi. Onun ismi Kızılay. Siz bağışçılarımız sayesinde Türkiye'nin en büyük yardımseveni. Bizleri bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Kıymetli protokol, değerli belediye başkanım, çok kıymetli misafirler, hepinize hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bana bu fırsatı veren muhterem divana teşekkür ediyorum. İnşallah Zeytinburnu'nu halka hizmet etmek, halkın işlerini görmek, tabiatı korumak, kenti geliştirmek. Ama illaki harama bulaşmadan da yönetmek ahdiyle kardeşlerim bizi vazifelendirdiler. Gayret bizdendir. Takdir Zeytinburnu halkındandır. Bu vesileyle sizlere bir kez daha hürmet ve muhabbetlerimi sunuyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve bereketine tevdi ediyorum. Gününüz, kongreniz hayırlı olsun. Benden önce konuşan değerli
değerli başkan adayı Doktor Mikail Kabak dostuma da başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben öncelikle Kızılay'ımıza, Zeytinburnu Kızılay'ımıza geçmişte de çok büyük emekleri olan, başkanlıkları yapmış olan Cezmi Öztemir büyüğümüzü, Haydar Tandoğan büyüğümüzü rahmetle anmak istiyorum. Çok büyük emekleri geçti Kızılay'ımıza. Bu arada tabii bundan önceki dönemde de görev yapan başkanlarımız var. Ömer Ayıroğlu olsun, Remzi Yılmaz olsun, Ravi Kasap olsun. Onlara, arkadaşlarına da teşekkür etmek istiyorum Kızılay'a verdikleri emeklerden dolayı. Allah'a şükrediyorum ki Zeytinburnu'muzda belediye başkanlığımız döneminde Kızılay'ımızın bugünkü binasının daha önce yapılmıştı zannediyorum bir yıkım oldu, yenilendi bina. O eski binanın yapımında bizim de hizmetimiz oldu. Şükrediyorum ki bize de nasip oldu böylesine bir hizmetin altına imza atmak. Yine bunun dışında şunu söylemek istiyorum ki ben bu kurumlarımızın Türkiye'mize, dünyamıza, bölgemize, coğrafyamıza hizmet veren kurumların birlik ve bütünlüğünden yanayım. Özellikle biliyorum ki daim yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza, özellikle şu ana kadar hizmet veren arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Seçilecek olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kızılay'ımız Türkiye'mizin yüz akı kurumlarından bir tanesi. Dünyaya örnek olmuş. Hemen her konuda dünyaya örnek olmuş. Her felakette yardıma koşmuş bir kurumumuz. Bunun Zeytinburnu şubesinin de canlı olmasını görmekten gerçekten çok mutluyum. Biraz gecikerek geldim. Sözleri de çok uzatacak değilim. Allah nasip ederse bu desteğimiz sonuna kadar sürecek. Biz de elimizden geldiği kadar Kızılay'ımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 31 Mart seçimleri için destek ve dua taleplerimizi tekrarlamış olalım. Hepimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.